Teknosofer'den herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoda daha karşınızdayız. Şu an Almanya'dayım. Bugün ne videosu çekeceğiz derseniz zaten başları görmüş olduğunuz üzere çantamda ne var videosu çekiyoruz. Uzun zamandır bana sosyal medyadan da yazıyorsunuz. İşte abi etkinliklere gidiyorsun, oraya buraya bir sürü yere gidiyorsun. Hangi ekipmanları kullanıyorsun veya ne ile çekim yapıyorsun diye. Şimdi bugün size bu videoda kısaca bunları özetleyeceğim. Ben IFA fuarına geldim bugün. Şimdi çantamda neler var? Gelin hep birlikte onlara kısaca bir göz atalım. O halde başlayalım. Üzeri bayağı ağır bir çantam var. Ben genelde hani bu tarz etkinliklere geldiğimde çok fazla eşya getirmemeye çalışıyorum. Getirirsem de kameralarım oluyor zaten en ağır ekipmanlarım. Ama bu fuarda oldukça mobilize olmaya çalıştım. Hatta telefonlarda falan çekim yapıyorum. Şu an bu video mesela Noton'la çekiliyor. Noton'un ön kamerasıyla çekiyorum şu an videoyu. Demin açılarda baktığınız arka kamera, ön kamera değişiyordu ama şu anki açı Noton'un ön kamerası. Bunun haricinde başka hangi telefonları getirin derseniz fotoğraf çekmek için Huawei P30 Pro var yanımda. Ki şu an bence piyasadaki en iyi fotoğraf çeken akıllı telefon P30 Pro. Benim Instagram hesabıma bakarsanız birçok çekilmiş fotoğrafı görebilirsiniz P30 Pro ile. Yine fuarda kullanacağım diğer bir cihaz, özellikle video çekmek için iPhone XS Max. iPhone XS Max şu an piyasadaki en iyi video çeken telefonlardan biri. Bu da onu söyleyebilirim. Sıkıntısı ne derseniz her akıllı telefon gibi düşük ışıkta doğru düzgün video çekemiyor. Ama onun haricinde video performansı oldukça iyi. Şimdi çantanın ilk gözünden başlayalım. Bakalım burada ne varmış. Pasaportum var. Bunu geçeyim. Gözlüğüm var burada. Güneş gözlüğüm. Anahtarlığım var. Şimdi diyeceksiniz ki bu anahtarın özelliği ne? Bu anahtarda bir tane Kingston'ın 128 GB'lık flash diski var. Şu. Bu USB 3.0 destekli. Oldukça hızlı yazma ve okuma hızlarına sahip. Bir de Linktech'in 64 GB'lık USB belleği var. Hani bunu almamın sebebi görmüş olduğunuz üzere minnacık bir şey zaten şu. Bak, mini minnacık bir şey. Bu USB belleği genelde hep yanımda taşıyorum. Zaten anahtarlığımda oluyor bunlar. Bayağı hayat kurtarıyor. Özellikle video aktarma konusunda. Sonra diğer gözü açtık. Burada DJI Osmo Mobile 2 var. Her ihtimale karşı bunu da getirdim. Ha bu arada bir de Noton'un altında Joby'nin Gorilla Pod'u var. Ball Head modeli. En üst model değildi, onun bir altı. Ona da bayağı para vermiştim. Ve TP-Link'in şöyle bir çoğaltıcısı var. USB 3.0'a çoğaltıyor. 3 tane USB 3.0 veriyor size. Ve Ethernet kablosu için burada RJ45 jack var bir tane. Diyeceksiniz ki bu ucundaki şey ne? Bu da Samsung'un son dönem çoğu akıllı telefonun kutusunun içinden çıkan. USB 2.0'dan Type-C'ye dönüştürücü var. Bunu böyle takıyorum buna. Çünkü kullandığım cihaz MacBook Pro. Onu da birazdan göstereceğim. Herhangi bir USB girişi yok. Hep Type-C. Onu böyle akıllıca bir çözüm üreterek çoğalttım. Ve de tek girişten 3 tane USB 3.0'ım oluyor. Şu Spigen'in kablosu var yanımda. Üçü bir arada bu kablo. Bunu çok seviyorum. Hem oldukça sağlam, kalın bir kablo. Kopmaya, yırtılmaya karşı dayanıklı. Bunun 3 tane ucu var. Hem Micro USB, hem Lightning, hem de Type-C. Ama şöyle bir şey var. 3 tane farklı ucu yok. Tek bir tane Micro USB var. Ama kafasına işte böyle Type-C geçirebiliyorsunuz. Ekstradan Lightning de geçirebiliyorsunuz. Bu da epey kullanışlı bir kablo. Burada yine Linktech'in bir powerbank var. 10.000 mAh'lik. Bunun en çok sevdiğim yanı ne derseniz bu cihazınızı hem kablolu hem de kablosuz olarak şarj edebiliyor. Üzerinde micro USB var, Type-C var ve iki tane de USB çıkışı var. 10.000 mAh'lik bir powerbank ve de aynı zamanda şöyle üstünde ne kadar doluluk oranı kaldığını görebiliyorsunuz. LED de size bildirim veriyor. Yan tarafından da açıp kapatabiliyorsunuz. Çok büyük taşımıyorum. 20.000 mAh de getirebilirdim de fuar alanında çok fazla eziyet oluyor. Hem de ağırlık yani. Boş taşımaya gerek. Şimdi gelelim büyük göze. Burada bir tane MacBook Pro için adaptörüm var. Bunu kenara koydum. Bilgisayarım var. 2017 model touch barlı modeli bu arada. Ekran da kirliymiş ya. Keşke temizleseydim biraz. Ben gayet memnunum bu cihaza. Hem çok hafif hem de benim çoğu işimin üstesinden gelebiliyor. Fuar döneminde de çok işe yarıyor. İncecik olduğu için sırt çantanıza atıyorsunuz ve rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Ama işte tek sıkıntısı herhangi bir USB çıkışı yok. 4 tane Type-C çıkışı var. Onu da ben çoğaltıyorum zaten USB ile. Allah'tan şey koymuşlar kulaklık çıkışta. Müzik dinleyebiliyorsunuz. Linktech'in bir kulaklığı var burada. Böyle boynunuza dolayıp hem sporda hem günlük hayatta kullanabileceğiniz bir kulaklık bu. Mıknatıslı. Ama şunun da şöyle bir sıkıntısı var. Normalde bu tarz kulaklıkların şu mıknatıs olayı olduğunda müzik durur veya işte arama geldiğinde aramayı cevaplamak istediğiniz bunu açıp kapattığınızda aramayı cevaplayabilirsiniz veya aramayı sonlandırabilirsiniz. Bunda öyle bir şey yok. Sadece mıknatıs özelliği var. Bu üçüncü depolama cihazım. Adata'nın 1TB'lık bir modeli var burada. Etrafında koruyucu bir kılıf var silikon. Bu sayede düşmelere ve darbelere karşı dayanıklı. O yüzden bunu fuarlara getiriyorum veya yurt dışına çıktığımda bunu yanıma alıyorum ki yani herhangi bir düşürdüğümde çarptığımda sıkıntı çıkmasın diye. Diplere doğru iniyorum. Mouse'um burada. Logitech MX Base 18. Bu yeni piyasaya sürdüğü bir mouse. Aslında 2005
5 yılına kadar dayanıyor bunun. Sülalesi, soyu sopu falan. Logitech bunu tekrardan piyasaya sundu. Şu sıralar bu mouse'u kullanıyorum. Oldukça ergonomik ve ele cuk diye oturan bir yapısı var. Hem de rahat ya, ben gayet seviyorum bu mouse'u. Keşke kablosuz modelli olsa. Logitech yetkilileri bu videoyu izliyorsa kablosuz modelini istiyoruz. İstiyorum en azından. Asıl adaptörüme geldik. Bu Spigen'in Qualcomm 3.0 destekli bir adaptörü, iki tane çıkışı var. Şu yeşil olan, görmüş olduğunuz yere bilmiyorum, görüyor musunuz? Aynen şu. Qualcomm 3.0 desteği var. 18 watt olması lazım bu adaptörün çıkışı. Aynen. Benim işimi görüyor çünkü iki tane var çıkışı. Bunu mesela buradan takıyorum USB 3.0'dan. Bu kabloya gelecek olursak, bunu da AliExpress'ten aldım. Bezos'un bir kablosu. Bunun da 3 tane kafası var. Deminkini mesela ayrı ayrı takıyordunuz. Buna aynı anda 3 cihaz bağlayabiliyorsunuz. İşte iPhone, Huawei P30 Pro ve de micro USB girişi olan, işte sallıyorum, Osmo Mobile 2'yi bağladım. Aynı anda 3'ünü şarj edebiliyorum. Çünkü 3'ünde bak ayrı bir kablosu var. Tişörtümle de uyumlu oldu bu arada. Şimdi diyeceksiniz ki tamam, mobilize çekim yapıyorsun. Telefonlarla çekim yapıyorsun ama sesi nasıl halledeceksin? Onun da çözümünü buldum. Şöyle Timur abinin bana vermiş olduğu, sağ olsun. Sennheiser Clipmic Digital diye geçiyor sanırım bu. Ama şunun şöyle bir dezavantajı var. Sadece iPhone'larla kullanabiliyorsunuz ama kristal netliğinde ses alıyorsunuz, size öyle söyleyeyim. Yine bunun alternatif var bir tane daha yanında. O da Boya M1. Bu normal 3.5 milim çıkışı olan bir mikrofon. Şunu denedim. Notuna direkt mikrofon takılabiliyor mu? Çünkü notunun herhangi bir 3.5 milim çıkışı yok. Type-C'den 3.5 milime bir konverter var. Konverter bulayım bir yerden. Ona takayım ve 3.5'tan da mikrofon yapayım. Ancak çalışmadı. Biraz daha derinlere iniyorum. Bu benim seyahat adaptörüm. Çok farklı ülkelere gittiğimiz için. O yüzden ben de yanımda sürekli bundan taşıyorum. Aynı zamanda iki tane de USB 2.0 çıkışı var. Bunu da AliExpress'ten almıştım. Yani herhalde 10-12 lira bir şeydi benim aldığımda. Diğer tripodum ise Xiaomi'nin şöyle portatif yine bir tripodu var. Açıyorsunuz. Telefonu buraya yerleştirdiniz. Hazır. Altında mesela şöyle ayağı da var. Masanın üzerine koyacağınız zaman bunu açıp zınk diye koyabiliyorsunuz. Diğer türlü elinizde böyle gezebiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde. Şurada bir tuşu var. Bluetooth'la bağlı, çat çat fotoğraf çekebiliyorsunuz ama bozuk. O çalışmıyor. Ben bunu normal manuel olarak kullanıyorum. Şurada ufak bir göz var. Bunu koymuşum da buraya. Kulaklığımın alternatif var. Yine burada bir earpods var. Ama kulağımdan düşüyor. Ona da şey bulmuştum. Kancalı bir çözüm buldum. Ancak kancaları şu an ya büyük olasılık İstanbul'da kaldı. Onu da AliExpress'ten bulabiliyorsunuz. Earpods için kancalar var. Kulağınızdan bu sayede düşmüyor. Ve de ucunda tabii ki de 3.5'tan Lightning'e çevirici var. Dediğim adaptörü de getirdim bu arada. 3.5 milimden Type-C dönüştürücü. Onu da nereden buldum derseniz, Mate 20 Pro'nun içinden çıkıyor bu adaptör. Noton'larda mesela yok. Ekstradan para verip satın almanız gerekiyor. O yüzden Huawei'yi tebrik ediyorum o konuda. Bir de bu var. Bu ne ya? Ben bunu başka bir video çekmek için almıştım aslında. Çantamda kalmış. Yine Linktech'in, şöyle söylesem anlarsanız, özellikle servisçilerin, otobüs şoförlerinin kullandığı kulaklık var ya. Bu ondan işte. Bak yanında da mesela tuşu var. Hop kapanıyor. Evet vallahi çantayı bitirdim ha. Bütün ekipmanlarımı gösterdim size. IFA fuarına getirdiğim bütün ekipmanlarım bunlar. Bu da böyle bir videoydu. Bu videoyu izliyorsanız IFA videolarının devamı gelecek, takipte kalın. Görüşmek üzere, bay bay. Ancak videoyu kapatmadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.